Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuştur ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri herhangi bir kimseye 5 haslet verirse bu 5 hasletle beraber 5 şeyi de onun için hazırlar. Bir, Cenab-ı Hak her kime nimete şükretmek verirse nimeti meskure-i meşkurenin ziyadeliğini de ita eyler. Cenab-ı Hak kelam-ı kadiminde eğer şükrederseniz ziyade ederim buyurdu. Nimete şükür, nimeti ziyade eder. Nimete küfür, nimetin elden çıkmasına sebep olur. Şükür nimeti, şikayet derdi artır. 2. Herhangi bir kimseyi dua etmeye muvaffak kılarsa, onun için Cenab-ı Hak icabeti, yani kabulü hazırlamıştır. Kelam-ı kadiminde, bana dua ediniz ki size icabet edeyim buyurmuştur. Rivayet olunduğu üzere Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ya Rabbi sana kavuşmaya iman hususunda mutmain bir nefis, kazana rıza ve atana kanaat eden bir gönül isterim buyurmuştur. Duanın birinci şartı helal yemek ve helal giymektir. 3. Cenab-ı Hak her kimi istiğfara muvaffak kılarsa onun için gufran hazırlamıştır. Cenab-ı Hak kelam-ı kadiminde Rabbinizden mağfiret isteyin muhakkak ki o çok mağfiret edicidir buyurmuştur. Rivayet olunduğu üzere Nebi-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuşlardır ki siz hata etseniz hatta sizin hatanız semaya vasıl olsa sonra tevbe etseniz Cenab-ı Hak sizin tevbenizi kabul buyur. 4. Cenab-ı Hak her kimi tevbe etmeye muvaffak kılarsa muhakkak onun için kabul hazırlamıştır. 5. Cenab-ı Hak bir kimseyi sadaka vermeye muvaffak kılarsa onun için kabulün husulünü hazırlamıştır. Rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gevmi kıyamette nasın arasında hüküm verilinceye kadar herkes verdiği sadakasının gölgesindedir buyurduğunu İmam-ı Ahmet rivayet eyledi. Yine rivayet olunduğu üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kim Cenab-ı Hakk'ın rızasını kast ederek tasadduk ederse Cenab-ı Hak yevmi kıyamette benim kulum benden rica etmiştir. Ben ona haksızlık etmem. Onun cesedini ateşe haram kılır. Cennetin hangi kapısından arzu ederse onu cennete idhal ederim buyurdu.